Hakan Gürses'ten dinledik dostlar bu güzel şarkıyı. Vallahi Hakan Gürses demişken böyle bu şarkıyla bizi mest etti şu dakikalarda. Gerçekten duygularımızın içinden geçti. Şimdi sürpriz sanatçı bölümünü alalım Hakan Gürses'i bu akşam. Bakalım şöyle bir telefon numarasına. Hemen onu arayalım, ona da bir sürpriz olsun. Bakıyorum şimdi telefonu açık mı önce? Onu bir kontrol edelim. Telefonu açık dostlar. Şimdi direkt hiç haberi de yok onun. En son bir hafta önce beni aramıştı sanıyorum. 5-6 gün önce eğer müsaitse telefonumuza cevap verebilir. Biraz geç açabilir. Hakan Gürses'i şu an canlı yayında. Onun haberi olmadan arıyorum bakalım. Sürpriz telefon bölümünde bu hafta. Saat şu an 10.03 dostlar. Sanıyorum Hakan Gürses ya telefonu duymuyor ya da müsait değil. Bakalım artık. Dönerse şimdi şöyle oluyor. Ben bir iki şarkı çalıyorum. Bu tarz geçenlerde Adanalı Ayhan'da da böyle olmuştu. Geri açmamıştım telefonu. Çünkü geri açarsam ne diyeceğim adama? Yayında aradık falan diyeceğiz. O yüzden sürpriz olmayacak. Sonra tekrar ben onu arıyorum. Açarsa böyle yapmaya çalışıyoruz. Maksat böyle onu da şok etmek. Bakalım Hakan Gürses bugün dönerse şu 10-15 dakika içerisinde canlı yayına bağlarız onu. Şimdi bir şarkı molası verelim. Dostlar yayın arasında beni ararsa Hakan Gürses açmayacağım telefonu, tekrar canlı yayında sizlerin huzurunda açacağım. Çünkü bu bölümün özelliği bu. Sürpriz telefon bölümü. YouTube'da da bu arada hemen onu da belirtelim. Niye onu söylemedik? YouTube'da Okan Okay Official sayfamızda dostlar. İşte burada yaptığımız programlarla alakalı, müzikal çalışmalarımızla alakalı. İşte bu sürpriz telefon bölümlerinin birçoğunu yayınladım. Burada bağladığımız işte kimi bağladık? Ufuk Güneş'i bağladık. Vahdet Güney'i bağladık. İşte yapımcı Engin Işık'ı bağladık. Başka kimi bağladık? Şu an aklıma gelmiyor ama bütün bağladığımız sanatçıları burada YouTube kanalında canlı kaydımızı YouTube kanalına birlikte olan resimlerimizle beraber yüklettiriyorum. Sizler de YouTube'dan girip Okan Okay Official şeklinde yazıp YouTube kanalımıza üye olabilirsiniz. Burada yaptığımız birçok işi orada paylaşıyoruz. Fazlasını da paylaşıyoruz. Burada olmayanları da paylaşıyoruz orada. İçerik videolarımız olsun, ne bileyim sanatçı söyleşilerimiz, konuk programlarımız olsun. İşte burada okuduğumuz şiirlerimiz, şarkılarımız, aklınıza ne geliyorsa YouTube kanalımızı takip edin. 12.000. Evet şu anda Hakan Gürses arıyor dostlar. Telefonum sessizde. Şimdi Hakan Gürses'in telefonunu açıyorum. Alo. Alo. Selamun aleyküm. Hayırlı geceler. Merhabalar Okan'cığım. Abi nasılsın? Eyvallah sağ olasın. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Abi şimdi az önce hemen belirteyim. Sen konuşmadan önce. Dost FM'de canlı yayındayız. Az önce seni canlı yayında aradım. Şu anda da canlı yayındayız abi. Eyvah. Şu anda canlı yayındayız. Evet abi. Bütün Türkiye seni dinliyor. Dost FM'i dinleyen herkes seni duyuyor şu anda. Az önce seni aradım. Canlı yayında daha önce tabi senin de haberin yok bundan. Programımızın böyle bir bölümü var, sürpriz telefon bölümü. Bu sürpriz telefon bölümünde bir sanatçımızı bağlıyoruz böyle iki haftada bir, haftada bir. Bu hafta piyango sana çıktı. Sen de telefonu açmadın, dönüşünü bekliyordum. Neyse ki kısa sürdü, ben mikrofonu kapatmadan sen geri döndün. Eyvallah yani benim telefonum şarjdaydı. Baktım sen araman vardı, dedim hayırdır. Döndüm ama cidden de şaşırdım. İyi ki gürültülü bir yerden de aramıyorum. İyi ki abi. Zaten olay bu yani. Biraz sanatçımıza da yani telefonun diğer ucunda bağlanan sanatçımıza da böyle bir şok havası geçirtirmek. Böyle bir şok olsun. Aa yayında mıydık falan. Dinleyicilerimize de böyle biraz. Şaka mı dedim acaba? Yok abi şaka değil. Gerçek. Şu anda radyodayız, canlı yayındayız, Dost FM'de canlı canlı. Benim uzun zamandır yaptığım bir bölüm bu, sürpriz telefon bölümü. Piyango sana vurdu abi. Dostlarımıza, Dost FM dinleyicilerine hayırlı akşamlar diliyorum. Epey zaman oldu gerçi, buluşamıyoruz Dost FM dinleyicisiyle. Buluşuyorsun abi, kim dedi bunu buluşamadığını? Az önce şarkın çaldı 3 dakika önce. Yani çallı olarak. Evet tabi ben işin epey zaman oldu. Latifesini yapıyorum. Evet herkese de hayırlı akşamlarım diliyorum herkese. Sevgilerimi sunuyorum.
Abi aşk yarasını dinledik şimdi seni aramadan önce. Ya dedim bu nasıl bir şarkı? Şarkı bütün duygularımızın içinden geçti dedik. Mest etti bizi. Eyvallah eyvallah. 2000 yılında sanıyorum. Değil mi abi, 2000 miydi? 99 mu? 99 yılında. Abi ne güzel eserler yapmışsın ya. Vallahi böyle dinledik. Mest etti bizi. Vallahi 21 yıl olmuş, 22 yıl olmuş abi. Dile kolay demek ki. Eskimiyor yani, işte, halen çalıyoruz. Yani gerçekten eskiden yani herkes dediğim gibi sanat için vardı. Yönetmeni, aranjörü, müzisyen arkadaşlar. Yani herkes sadece yaptığı sanatı düşünürdü ama bu zamanlarda yani maalesef şimdi her şey ticarete döndü. İşin ticaretine dönünce de yani gerçekten o eski tatlar verilmiyor, o eski. Ya Müslüm abide de bu böyleydi. Yani en son İbrahim Tatlıses olayında da bunlar böyle. Yani hani iş ticarete döndüğü anda daha değişik oluyor. Yani Okan'cığım bütün kalbimle söylüyorum, eski yapıtlar bir ayrı. Vallahi abi az önce bir tane dinledik, yine bulunur elbet Müslüm Baba'dan, mest etti bizi aynı şekilde. Senin söylediğine benzer şeyler söyledim açıkçası. Şimdi abi bakıyorsun saçma sapan isimler, müzikal değeri olmayan işler, tamamen ticari, piyasa işleri, kalıcılığı olmayan günübirlik şarkılar, şarkıcılar. Öyle mi abi, sen de bu fikirde misin? Ben de bu fikirdeyim yani. Hiçbir şeyin eski tadı gibi yok. Hepimiz eskileri özlüyoruz. Yani bir sanatçı olarak da eskileri özlüyorum. Eski şarkıları, eski sözleri. Ama inşallah yine severlerime bir müjde vermek istiyorum. Yine ilk senin radyondan duysunlar. Gerçekten sen de diyeceksin ki bu parçayı dinledikten sonra yok. Yani son 30-40 yılın diyeceksin en güzel. Yine baba eserlerinden bir tane diyeceksin. Eminim %99 bunu dersin. Şu anda işte aranjesine başladım parçanın. Takriben bir ay önce yazdım bu eseri. Sürpriz olsun ama dediğim gibi gerçekten Türkiye'yi sallayacak bir eser. Abi merak ettirdin bizi şimdi. Hakan demişti dersin. Eyvallah. Zaten şöyle yapıyorum ben bu konuşmayı da. Senin resimlerinle birlikte çekildiğimiz sahne ya da radyo resimleriyle birlikte YouTube kanalında paylaşıyorum bu konuşmayı da. Eyvallah, paylaşabilirsin. Evet, bu da ana olarak kalmış olacak kesinlikle, bize. Kesinlikle. Bizim çok anımız var ama abi seninle bu da kalsın. 2004'ten bu yana. Yani dediğim gibi eski günler bir başkaydı yani. Her şey ayrı bir güzeldi. Yani şükürler olsun hala genciz ama eğer şimdiden o eski günleri özlüyorsak demek yaşlanınca ne olacak, onu da merak ediyorum. Evet aynen. Abi çok değişiyor yani, hızlı değişiyor, çok hızlı değişimler oluyor. Devir, jenerasyon, yeni gelen nesil çok farklı şeyler dinliyorlar. Çok farklı şeyler sunuyor kartel medya. İşte kartel bir yapım birliği var biliyorsun sen de. Vallahi az önce de balkonda oturmuştum, şimdi böyle karşıdan gençler bir müzik açtı. Dedim inşallah bir lafını anlarım. Bir tane lafını anlamadım. Parça bitti, yeminler olsun. Bir sözünü bile anlayamadım. Bir gürültü, gümbür gümbür gümbür. Adam ne dediği belli değil. Ama bakıyorsun maalesef. Belki bu yani ben dinlemem ama tabii ki pop müzik dedim mi dinlenecek sanatçılar var. Bir Sezen Aksu gibi, bir Tarkan gibi. Ne bileyim yani. Gerçekten usulüyle, uslubuyla dinlenecek sanatçılar var. Ama bir bakıyorsun gümbür 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 gümbür, ne dediği belli olmuyor. Parçaya biraz kulak verdim, dedim bir kelime anlayabilecek miyim? İnan bana parça bitti, bir tane kelime bile anlamadım. Yani kabile şeyine benzettim, o eski Kızılderili şey var ya. Müzik tam müziği, bir de gümbür gümbür gümbür, başka bir şey yok. Eyvallah. Yani aynen. Bir bakıyorsun milyonlar tıklanmış bu gibi eserler. Kalite yok, sanat yok, kültür yok. Yani biz bu gibi zamanlarda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hala klasik müzikler yapıyoruz. Hala severlerimize bir şeyler sunmaya çalışıyoruz. İnşallah dediğim gibi bu konuda da inşallah severlerimizi tekrar o eski coşkuyu, o eski arabesk ruhunu inşallah tekrar aşılayacağız. İnşallah abi. Bekliyoruz biz de merakla, heyecanla.
Abi bize böyle canlı gönlünden gelen böyle senin şarkın olursa daha iyi olur. Eskilerden de olursa daha iyi olur. Şimdi aşk arasının etkisinde kaldık ya. Böyle ona benzer. Yanmaya değmez olur, aşk yarası olur. Sen daha iyi bilirsin. Gönlünden geçen duygularını şu anda hissettiğin böyle ruhen bize verebileceğin bir şarkı okuyabilirsen. Ne olabilir? Şey olabilir yine Adem, az önce dinlediniz, bir de canlı dinleyin. O zaman şey yapalım. Aşk yarası mı? Aşk yarası, o zaman yine aşk yarası diyelim. Tamam abi, dinliyoruz canı gönülden. Ettiğimiz ya. Yemin ediyorum albümdekinin aynısı. Bu kadar olur yani. Sürpriz. Diline yüreğine sağlık abi. Allah sesine zeval vermesin. İnsanları böyle şarkılarla mutlu etmek gerçekten özel bir duygu. Allah da senin sesine vermiş bu güzelliği. Dört albüm mü oldu abi senin? Dört mü beş mi? Evet, tekli tekli Yani çıkıyor. eğer albüm diyeceksek 5. oldu bu Umman Hançeri ile beraber. Evet. Yani yine 6-7 eser piyasaya sürdük. İnşallah bir 6-7 eser daha piyasaya süreceğim. Bakalım hayırlısı, ama bir parça var ki yani hepsi birbirinden güzel, ama bir parça benim için diyeceksin yok, öyle bir eser piyasada da olmadı daha önce. Abi bekliyoruz. Senin bütün eserlerin hepsi birbirinden güzel. Tabi illaki Eyvallah. içinde sivrilenler oluyor. Öne geçenler oluyor. Ben merak ettim. Sen bu kadar eğer güveniyorsan eminim uçuracak nitelikte bir şarkıdır yani. Yine bu aşk yarası gibi, gitme gibi, sensiz hayat gibi, isyan gibi yine Kesinlikle, bizi kesinlikle öyle öyle, o kalitede, o güzellikte bir eser. İnşallah abi. Bekliyoruz şarkıyı. 1-2 ay içerisinde çıkacağını söylüyorsun. İnşallah yani en geç en geç bir, belki bir 3 ay diyebilirim. Tabii ki diğerleri daha önce çıkacak. En son bu parçayı çıkaracağım, dediğim parçayı. İsmini de vermiyorum. Tamam Zaten abi. ismi kendinde saklı bir eser. Anladım. O yüzden sormadım zaten ismini. Yani onun için, ama 5-6 eseri çıkaracağım peyder peyder yine. Ama en son onu çıkaracağım. O da yedi uğurlu bir sayı. Evet abi, buradan dinleyicilerimizden yani bu şarkıları yapıyorsun. Senin istediğin, gönlünden geçen ne var abi? Dinleyicilerimizin yani seni ve senin gibi sanatla uğraşan sanatçılar dinlemesi için ya da desteklemesi için söylemek istediğin. Vallahi şimdi öyle bir şey ki, tabii ki sanatçıyı desteklemek,
dinlemekle olur. Eskiden bildiğin gibi sevdiği sanatçı gidiyordu, bir albümünü, kasetini alıyordu. İlk biliyorsun kaset olayları vardı. Evet. Şimdi de kaset de yok, CD de yok. İnsanlar sadece sevdiği sanatçıyı YouTube'dan veya başka kanallardan dinleyecek, ama özellikle şu anda YouTube'dan. Tabii ki konser olursa o sanatçının konserine gidecekler. Bu da bir o sanatçıya destektir. Yani başka türlü bu zamanda eğer o sanatçıyı seviyorsanız, gündeme gelmesini istiyorsanız, tekrar tekrar yeni şarkılarını dinlemek istiyorsanız, en büyük destek dinlemek bu zamanda. Dediğim gibi eğer o sanatçının da konseri varsa konserine katılmak. Allah nasip ederse cumartesi işte bir Mersin'de bir konserim var. Bu cumartesi Mersin'e geçeceğim. Sonra dediğim gibi inşallah Amfi'de o yine bugün belediyeyle görüştük, konuştuk. Ay sonu için. Çünkü gerçekten kısıtlı 17'sinde düşünüyordum bu Amfi'deki konseri. Tabii ki 2 haftalık gibi bir süreçte, yani posterler şudur budur bastırana kadar epey yine bir zaman geçecek. İnşallah sevenlerimizle, Dost Efendim dinleyicisiyle, güzel Hatay'ımızın insanlarıyla inşallah yine buluşacağız Okan'cığım. Beraber güzel bir şey yapacağız inşallah. İnşallah ve Eylül ayı içerisinde Antakya Sümenler Mahallesi'nde bulunan Amfitiyatro'da konser olacak. Önümüzdeki ay Hakan Gürses'in Facebook sayfasından takip edebilirsiniz. Hakan Gürses'in sayfasından, benim sayfamda da takip edebilirsiniz tarihleri. Bizlerden de bilgi alabilirsiniz dostlar. Bu Eylül ayının sonuna doğru bir konser olacak Sümerler Amfitiyatro'da. Buradan Hakan Gürses dinleyicilerine, sevenlerine seslenelim. Peki abi, çok teşekkür ediyorum ben katıldığın için. Senin bir şarkınla seni uğurlamak istiyorum. Şarkıyı sen seçmek istersen, dinleyicilerine armağan etmek istersen. Gerçi biraz geç saatse şey gidebilir. Yanmaya değmez gidebilir. Vallahi yemin ediyorum. Abi sen kalp kalbe karşı, biz yani 16-17 yıl boşuna beraber çalışmadık. Aklımdan geçen şarkıyı okudun. Teşekkür ederim abi. Bu şarkıyla o zaman demek uğurluyoruz seni. Çok teşekkür ediyorum abi. Eyvallah. Katıldığın için. Bütün severlerimize gelsin bu eser. Eyvallah. Teşekkür ettik abi. Hayırlı geceler diliyorum. Yeni albümünde hayırlı de başarılar geceler, diliyorum hayırlı abi. Hayırlı geceler kardeşim. Eyvallah.